Herkese merhaba saygıdeğer izleyiciler, hoş geldiniz. Naber? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim, sorduğunuz için teşekkür ederim. Umarım sormuşsunuzdur. Neyse hadi konuya geçelim. Dün saat gece 3 civarıydı ve uyumaya çalışıyordum. Tabii bu sıcaklıklardan dolayı uyuyamıyorum. Lanet olası sıcaklıklar! Sıcaklar, pardon. Neyse, uyumak için koyun sayıyordum de demek isterdim ama ben öyle bir normal bir insan değilim. Genelde düşünürüm ve bu sayede uykum gelir. Ve tabii ülkemizde yaşanan olayları düşünüyorum genelde. Gene aynı şekilde düşünürken aklıma bir şey geldi. Biz hep böyle miydik? Teferruata girmek gerekirse son yıllarda ülkemizde kadın cinayetleri arttı, suç arttı, yoksulluk arttı. Acaba biz eskiden de böyle miydik? Şimdi elimizin altında cep telefonları var biliyorsunuz. Bu telefonlar sayesinde dünyanın en uzaktaki ülkesinden bile haber alabiliyoruz. Ama eskiden böyle değildik ki. O zamanlar kaç kişi gazete okuyordu? Kaç kişinin evinde televizyon vardı? Bunlar olmadan haber alamıyorduk ki. Şimdi hoppala paşam Ankara Keşan. Ne alaka ben de bilmiyorum. Yani varmak istediğim nokta şu. Bizler eskiden de böyleydik. Ama teknoloji gelişmediği için bu olaylardan haberimiz yoktu. Düşündüm ve şöyle bir kanıya vardım. Ekonomik manada çöktük. Bundan eminim. Çünkü o zamanları hatırlıyorum. 5 TL'ye 5 milyon derdik. 5 milyon ile neler neler alırdık. Arkadaşlarıyla bakkala gider, cips içecek ve abur cubur alır, arka bahçede piknik yapardık. Bu arada ulan böyle emekli dayı gibi konuşuyorum ama o kadar yaşlı değilim lan, daha 21 yaşındayım. 3 arkadaş idik. O zamanlar ve anne ile babamızdan ne toplarsak onlarla bir şeyler alırdık. 1, 2, 3 liraları toplar hepsini birleştirince genelde 5 lira veya 7 lira arasında bir paramız olurdu. O parayla biz bayağı şey alırdık. Ulan şimdi 5 TL'ye ne alabiliyoruz? Para tuvalet kağıdına döndü. Ya dur ulan, esas mevzu ekonomi değildi. Of ya, her şey ekonomiye bağlanıyor, böyle vaziyetin içine sokam. Neyse tamam, ciddileşiyorum. Bazen de Levent Kırca skeçlerini izliyorum ve günümüzden bir farkı yok gibime geliyor. Ya bu adam zamanın ötesinde bir başarı sergiledi veya biz cidden hiç değişmedik. Ben bir türlü karar veremedim. Şu anda hepimiz mutsuzuz zaten. Bunun da sebeplerini düşündüm gece. Şimdi niye uyuyamadığımı anladım. Sıcak meğerse mazeretmiş. Bunu keşfetmem için bu yazıyı yazmam lazımmış. Sağ olun millet. Sebepler olarak da aklıma şunlar geldi. Bizler neden filmler izliyoruz, neden kitap okuyoruz ya da neden maç izliyoruz? Çünkü uyuşmak istiyoruz abi. Hepimiz bu dünyadan kaçmak ve farklı ve güzel yerlerde mutlu olmak istiyoruz. Genelde bu yüzden kitap ve film izliyoruz. Misal Yüzüklerin Efendisi izleyip o evrene giriş yapıyoruz. Aragorn babaya selam olsun. Saygıdeğer Atakan kardeşim geçen yayınladığı gündem videosunda çok güzel bir konuya değinmişti. Ve evet, videoları tek kişi değil iki kişi yapıyor. Bu da size ekstra bir bilgi olsun. Ben Müge Anlı'ya 5 dakika dayanamadım diyordu. Ben de dayanamıyorum abi. Annem izliyor, sürekli kavga ediyoruz. İzleme şunu saçma sapan şey diyerek hep kavga ediyoruz. Şimdi oradan biri çıkıp bana bunlar hayatın gerçekleri diyecek. Abi kimse kusura bakmasın ama bunlar hayatın gerçekleri falan değil. Bu tür insanlar var ama televizyon kanalları prim ve izlenme için bunlar sürekli oluyormuş gibi gösteriyor ve bizleri korkutuyorlar. Unutmayın, seks ve korku her zaman satar. Bu insanlara prim veriyorsunuz. Korkudan ve nefretten prim kasıyorlar. Yarışma programları bile kavga lan. Ulan yemek programında neden kavga var? Yemek programı lan bu. Neden kavga ediyorsunuz amına koyayım? İşte nefret ve korku para ediyor. Ben zaten yıllardır televizyon izlemiyorum. En son Avrupa Kupası için açıp izledim. Onda da bizim eşekleri izledim 90 dakika boyunca. Uzatma ve 3 maç yaptıklarını sayarsak bir sürü zamanım gitti bu eşeklere. Ulan eşekleri izlemek istesem gider Keloğlan'ı izlerim. Ben sizi neden izledim amına koyayım? Ya yemin ediyorum ülkede her şey sıkıntı. Ulan ne maç izleyebiliyoruz, ne film, ne dizi. Şu Hunlar videosu için resim arıyorum. Gittim imparator yazdım. Artık eski Türklerden görsel bulamıyorum. Bari buradan işe yarar bir şey çıkar dedim. Ya amına koyayım, Fatih Terim çıktı. Fatih Terim ne alaka? Ben senden imparator resmi istiyorum. Elinde kılıç olan, tahta oturan imparator resmi istiyorum. Fatih Terim çıkıyor ya. Sonra gittim İngilizce Turkish Empires yazdım. Böyle görsel buldum.
Yoksa o video olmayacaktı. Ya ben ne diyorum? Of, yazın ellere geldi ya. Şimdi bu videoyu izleyenler ya bu dangalak ne diyor diyordur. Haklısın da konu dağıldı, pardon. Bayağı dolmuşum, ne yapayım? Konuya dönelim. Geçenlerde Ömer adlı saygıdeğer kardeşim ile de eskileri yad ediyoruz. Ben 4 sene önce şehir değiştirdim arkadaşlar. Ankara'dan Antalya'ya geldim. Evimi çok özlüyordum ve Ömer arkadaşımla da bunu konuştuk. Ömer, kanka Ankara'yı özlüyorsun ama artık Ankara o eski Ankara değil diyordu. Belki de haklıydı. Şimdi gitsem söve söve geri de dönebilirim, kim bilir. Bunu anlatma sebebim, acaba eski bizim anılarımızda mı güzel? O zamanlar da kötüydü ama bizim beynimiz o zamanları güzel olarak mı kaydetti? Ya da o kadar leş bir dönemdeyiz ki o zamanlar kötü olsa bile o dönemlere kurban olalım, o dönemin billurlarını öpelim diyoruz. Sizce hangisi? Ben bu soruların cevaplarını tek başıma bulamam. Sizlerden yardım istiyorum. Amacım bu sorulara cevap bulmak değildi. Biraz sizlere içimi dökmek ve bakış açınızı değiştirmek istedim. Sizce biz hep böyle miydik? Cevaplarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi kabul buyurmanızı rica ediyorum. Hepinize güzel ve neşeli günler geçirmenizi temenni ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.